Çanta bile yok. Çanta. Tabii burada arkadaşlar önemli olan şu conta yüzeyleri, yani karterin bastığı, bloğa bastığı yüzeyler. Bunlar da sıvı contalar var, eski sıvı contalar. Bundan kaynaklı bunu temizliyoruz tel fırçayla. Yüzey temizliğimiz, her şeyimiz tamam. Aracımızın tüm cıvatalarına kadar yıkayıp takıyoruz. Öncelikle bunun altını çizeyim arkadaşlar. Çünkü temizlik çok önemli. Biraz önce de karteri göstermiştim. Tabii ki benzin. Benzinle yıkıyoruz, aynen öyle. Benzin olmuş 15 lira. Yakında olur yani. Hepsini tek tek yıkayıp takacağız. Şimdi karteri sıvı conta işleminden geçiriyoruz. Kartere havayı da tuttuk. Her şey tamam arkadaşlar. Ne kadar motor yağı yandıysa hesabını dedim. Burada görünen kızarıklar hala var. Motor yağı karterimizi takıyoruz. 16 tane cıvatası var. Buradan ayarladık. Şunlar arkadaşlar. Cıvataları. Temizlendi hepsi bu arada. Komple burada da parçalarımız var. Birkaç parçamız var. Yavaş yavaş toplamaya başladık. Nide 13 motor. Kronik arızalardan bahsetmiştik. Özellikle tahrik veriyor. Sıcaklıkla alakalı problemleri var. Hararet sorunu var. Çok iyi bakılması lazım. Özellikle zaten termostata değişiyoruz. Su sistemiyle alakalı, soğutma sistemiyle alakalı birçok müdahale ettik arkadaşlar. Bizden geldiğince. Çünkü PSA grubunun ürettiği bir motor. Yani BMW'ye yakışmamış bir motor ama. Geçen bir yorumda arkadaşlar. Nide 13 motor değil bu. Mi kandırıyorsun tarzında bir yorum yapmış bir kişi. Gördüm onu. Şimdi bak, ben o abimize hemen buradan Nide 13 motor olduğunu kanıtlayacağım. Şöyle arıyorum, arıyorum. Tarıyorum. Bak güzel abicim, burada ne yazıyor görebiliyor muyuz? Bilmediğim bir şeye yorum yapmazsan hemşerim. Aklın yetiyor da mı konuşuyorsun, aklın yetmiyor da mı konuşuyorsun? Benim gibi 40 sene çalışsaydın Nide'yi Mersin anlardın. Yani bunu sökerken temizliğine de değinelim. Her yer yağ kaçağıydı. Muazzam bir şekilde temizlendiğini görüyorsunuz. Silindir contasını rektifiyecinin orada kapattık. Değişen parçalardan bahset. Mesela arka krank keçesi değişti. Burada evet. Görüyoruz. Ana kol yatak değişti. Piston sekman değişti. Kol burcu değişti. Ön arka krank keçelerimiz yenilendi. Başka söyleyeceğim. Silindir conta, takım conta. Peki sen bu motorları yapıyorsun baba.
Bu yaptığın motora garanti verecek misin şimdi? Garantisi tabii ki vereceğiz. Bir sıkıntısı varsa biz bu işin arkasındayız, takiplisiyiz. Ama her zaman ne diyoruz usta? Olmazsa para yok. Evet, aynen öyle. Ama şöyle bir durum var usta. Gidip bu arabaya hararet yaptırırsan, suyu boşalırsa. Tabii ona da garanti olmaz. Yani öyle aksi durum ama yaptığımız işe garanti veriyoruz bu arada. Ona da değinmiş olalım. Buralar hep oksitliydi. Buralar hep temizlendi, yıkandı zaten arkadaşlar. Çamaşır makinesi gibi bir makine var. Komple yıkanıyor bunlar. Mesela Opel Insignia aracında yağ pompası zincirli değil, krankla dönüyor. Hangisi? Bu krankın bilir. Dışarıya geliyor çünkü gördüğümüz gövde yağ pompası oluyor. Kranka geçiyor. Burada da dişli yardımıyla geçiyor, zincirli pompaya geliyor. Aynı işi görüyor, aynı vazifeyi görüyor ama sağlık açısından benim görüşüm dıştan takılan daha sağlıklı. Burada zincir kopma riski var, zincirin ses yapma riski var. Ama diğeri direkt krankla dönüyor. Bir problem varsa yağ lambasında diyoruz ki yağ müşürü veya yağ pompası. Kran sağlam olabilir, zinciri koparmış olabilir. Karter tapasını söküyoruz. Altında sarı bir conta olacak. Pulumuzu değiştiriyoruz. Evet, babamın elindeki krank okuyucumuz. Krank okuyucu sensörümüz bunu okuyor. Hemen burada da marş dişlisiyle beraber sıkılıyor. Okuyucuyu takıyoruz. Marş dişlisini de oturttuk. Şuna da yağ olmaması lazım. Yağ buraya. Yeter. Valvetronic. Takot abi. İki. Motorumuzun eksantrik arka kapağı. Fren vagonu burada. Mesnazın hava basıncı burada. Eksantriğimizin yağlanma sistemi buradan yağ gelecek. Buradan bak yağlar girer. Buradan bu yataklara yağ basar. Deliği göstereyim. Aynen. Bak orada tamam. Da var, burada da var. Geçen LPG'yi önermiyorum dedim baba. Evet. Şu üstündeki bereceyi görmüşler. Niye o zaman diye LPG şeyini giyiyorsun diye. Doğru. Doğru ama üşüyoruz yani. Ne yapalım? Hiç geldi. Verdi arkadaşlarımız hediye olarak giyiyoruz. Hacı Murat yine Hacı Murat dinliyor. Ben de onu anlamıyorum. BMW'ciler böyle şey yapıyorlar baba. BMW'ci. BMW yapıyor baba. Videonun ilk başında belirtmiştim. Soğutma sistemiyle alakalı her şeyi değiştiriyoruz.
herhangi bir su kaçağı veya buna benzer sıkıntı yaşamamak adına. Artı bu çok zor bir yer. Haddinden fazla motor varken bunu söküp değişmen aracın üzerindeki çok zor bir durumda. Motorun arkasında el dahi girmiyor buna. Riske gerek yok baba. Yani o kadar masraf yapılıp bundan kaçmak saçma olur. Akıl işi değil. Bunun bu, bak içinin bu orlik lastiği çok önemli. Buradan su sızdırıyor, aracımız yine hararet yapıyor. Suyun nereden attığını bulamıyorsunuz. Bir de çok önemli bir yerde. Bunu evet. Üstünde kesinlikle yapamıyoruz. O yüzden riske hiç gerek yok arkadaşlar. Bakın burası volant bölümü. Burası marş dişlisi bölümü. Yani şanzımana giren yer burası. O girabolu. Ne o? Girabolu. Girabolu'yu bilenler var mı arkadaşlar? Varsa yorumlarda kendini bir belli etsin. Ben de ilk defa duyuyorum babamdan şu an. Yan babandan merak etme. Burası termostat bölümü. Burası su devirdaimi bölümü. Bir taraf devirdaim. Termostat. Markası Gates. Bura kırılıyor çıkartırken gördün mü? Conta yeri yok oluyor. Eski termostat zaten ne halde olduğunu görebiliyoruz. Evet. Bu. İki tane. Aracımızın benzin enjeksiyonları yerine takıyoruz. Bunların görevi benzin püskürtmek. Pistonun üstüne püskürtülen benzin de zaten pistonun üstünde yanıyor. Buji yardımıyla, ateşiyle. Bu arada bujimiz de değişiyor baba. Evet. Bujiler de değişiyor. Oturduğundan emin olalım çünkü bunların altında orintler var. Su pompası zaten söylemiştik. Termostatın hemen ön tarafındaydı. Burası motorun ön bölümü. Zincir de buraya geliyor. Hemen buradan çanta şeklinde bunların zincirleri aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Bu yağ soğutucusu değil baba. Bu yağ filtre kütüğü. Kütük sadece. Buna su girmiyor arkadaşlar. Sadece yağ giriyor bloktan. Hatta birazdan gösterelim yıkandıktan sonra. Su girişi yok buna. Evet, burası kapalı. Su sadece burada duruyor. Evet, bu kütüğün contalarını yeniliyoruz. Hemen burada kullandığımız marka Elring. Bu araçta genellikle hep Elring contaları kullanıyoruz. Buradan gösterelim. Aynen öyle baba. Kütüğe iki tane conta geliyor. Yani aslında contasını bizim gibi değiştirseler iş biterdi herhalde. O. Evet, tabii contaya gerek yok. Şimdi akıllara bir soru gelebilir baba, sana da yönelteyim. Yöne. Şimdi biz bu arabayı rektifiye yapıyoruz aslında. Komple motor yapıyoruz. Peki sandık motor alsak daha mı sağlıklı olurdu? Tabii ki. Alabilirsin, paran varsa neden olmasın? Bunun sandık motor fiyatı nedir? Sandık motorumuza 170-180 bin liralardan mal oluyor. Tehdit senin, ne alırsan al.
Getir bana yenisini takayım, hiç bu böyle uğraşmam. Değil mi? Aynen öyle. Doğru diyorsun. Sandık motor. Ama işte iyi ama çok güzel bütçe aslında. Bütçe meselesi. Bütçe meselesi. Yani bu araba zaten zamanında 150 milyara satılıyordu. Yani bu devirde de sandık motoru alacak insan ya şirket sahibi olması gerekiyor. Şirket sahibi de bu arabayla uğraşmaz. Kusura kalma. Değil mi? Yani. Ben şirket sahibi olsam bu arabayla uğraşmam. Sadece niye uğraşır? Kızı biniyorsa, çocuğu biniyorsa o sebepten. Tut. Selenoid valflerimizi takıyoruz. Sağlı sollu arkadaşlar. Evet, diğerini de taktık. Evet, sıra geldi zincir setimize. Markamız nedir usta? Ivis. Ivis'i bilenler bilir, anlatmaya gerek yok. Şimdi zincir setimizin içinde 3 tane palet. 3 tane palet, bir tane civata, bir tane de zincir çıkıyor. Kelebek oldu bu. Çek. Çek hem bu olur, çek. Ha. Tamam baba, sen de. Onu tutayım zinciri ben. Bekledim. Evet. Bekle. Bekliyorum. Çıkıyor. Zincir bu. Tabii sen ayarı nasıl yapıyor? Anlatayım. Aparatımız var. Volant. Buradaki delik arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz delik. İçeride de deliğimiz var. Şuraya giriyor. Görebiliyor muyuz? Bu aparat taktıktan sonra görmüş olduğunuz egzantriklerin yazıları üste bakıyor. Üste baktıktan sonra aparatımızı takıyoruz. Üste gelen bir aparatımız var. Daha sonra sentesini kurmuş oluyoruz. Ve en sonunda zincir sıkma işlemleri tamamlanıyor. Evet, zincir bölümünü de tamamladık. Bu araç, bu motor PSA grubun üretmiş olduğu bir motor olduğu için bunu Peugeot recezelerde görebilirsiniz. Bunun dışında Mini Cooper'larda görebilirsiniz. BMW F21-16'larda görebilirsiniz. Gerçekten aynı değil mi? Evet, Nido 13. Önemli noktalardan biri olan, öncelikle sente aparatıyla yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Nido 13, Nido 18 benzinli motor arkadaşlar. Bu şekilde sente aparatlarımız var. Bunların kurulumunu gösterelim. Arkadaşlar öncelikle buraya geçmesi için, bunun nereden geldiğini bilmek için eksantrik milindeki bu yazıları üst konumda okumamız gerekir. Evet. Ve önce küçük aparatımızı takarız. Tam buraya motorumuzu çevirip bak, geçtiği yeri çek oğlum. Tam nereye geçtiğini aşağı atalım. Bak, görüyor musun? Aynen. Ve aynı şekilde bu tarafta bu kareyi yakalayacak. Yakalarken bu yazılar üstte olacak. Bunları birbirine vidalayalım. Tabii bu arada baba, pistonlar üstölü nokta dediğimiz mevzide. Biraz sonra ona değineceğim oğlum. Tamam, sen de o zaman orası. Evet, sente aparatlarını taktık. Tam bastığına emin oluyoruz. Bakın hepsi birbirine tam basıyor. Gördüğünüz üzere. Efendim. Burası tamam. Krangı kilitleyeceğiz şimdi. Yazıların üstte olduğundan, evet, eminiz ve pistonların dördü de eşit konumda.
Dediğim gibi Vanus'un herhangi bir ayarı yok. Herhangi bir ayarlamaları yok bunların. Gönderelim. Evet, egzozumuzu aldık. Ustaya teslim ettik. Macunumuz var mı? Var macun. Egzoz montaj pastasını sürdükten sonra bunu yerine takacağız. Ve motoru yavaş yavaş bitirme aşamalarına kadar geldik. Şöyle etraflıca bir dolaşalım. Senta ayarından bahsettik arkadaşlar. Her ayarını yaptık. Su borularını, devir daimi termostatı, zincir setimizi değiştirdik. Buna benzer değişen parçaları, yıkanan parçaları az çok çekmeye çalıştık. Sıra geldi egzoza. Bu araçlar biliyorsunuz Mini Cooper'larda, Peugeot Recezelerde kullanılan bir motor aslında. Bu arabalarda dikkat edilmesi gereken hararet sorunları çok önemli. Kronik sorunlardan biri, suyunu kesinlikle ihmal etmeyin. Haftada bir de olsa açın bakın, yani öyle bir araba BMW'm var diye güvenmeyin. Silindir kapak contamız değişiyor. Tüm contalar değişiyor. Bunun dışında külbütör contamız değişiyor. Kullandığımız markalar orijinal markalardır bu arada. Aracın yenilenen bujileri burada. Marka Bosch. Tabii bunları takarken bazen kapanmalar olabiliyor. Şu uçlarının açık olduğundan emin oluyoruz arkadaşlar ve hepsini bu şekilde takıyoruz. Külbütör kapağını göstereyim. Contası burada hazır. Yenilendi bu. Şöyle gördüğünüz için sizlere de hemen göstermek istedim.
Evet, artık motor tamam, üstüne atmaya hazırız. Tabii ki üstünde marş dinaması, işte tork konvektörünün cıvataları, manifold gibi yerler takılacak. Soketler, dış aksamlara gelen beyinler falan var. Bunları takacağız. Kısa bir değerlendirme alabiliriz baba senden de. Motorumuzu toparladık. Ne yaptık arabamıza? Krank, piston, yatak, sibop lastikleri, alt üst yontolar, keçeler, komple rektefe dediğimiz zincir setimiz. Yani akla gelmeyen daha bilinen. Yani içeriden bayağı parça değişti. Sente ayarıyla alakalı değinebileceğin nokta var mı? Senteyle tabii ki. Bunun sentesi biliyorsun. 1, 2, 3 adet aparattan oluşmakta. Pistonlarımız kesinlikle benzinli diye üst bölü noktaya almayın. Öyle bir sent ayarı yok. Benzinli değil, dizel tarzında 4 pistonun eşit olması gerekiyor. Bu önemli ayrıntı. Krangı kilitliyoruz. Üstten de 2 egzantrik aparatıyla işimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi üstüne atacağız. Son kez burayı da boş bir şekilde çekeyim. Çünkü bura artık dolacak. Bu bölümde klima kompresörümüz var, travesimiz var ve direksiyon kutumuz, şanzımanımız kaldı. Şanzımanla motoru birleştirmek için tabii ki tork konvektöründen emin oluyoruz. Herhangi bir şekilde dışarı geldi mi, yerinden çıktı mı, çok önemli bir ayrıntı. Bu yüzden tork konvektörünü eğer yerine getiremezsek ya bu şanzımanı tekrar sökeceğiz ya da motoru bu şekilde almamız gerekecek. Bundan sonrası sabit bir şekilde izleyeceksiniz. Telefonu bırakıyoruz. Benim ayağım niye dayıyor ya, durmuyor işte. Kaldır. Bütün işlemler tamam sayılır. Bakın buraya kulağımızın bir tarafı indir. Artık motor üstünde arkadaşlar. Kulakları sağlı sollu sıktık. Bakın burada sıktık derken üstüne taktık, sıkılmadı. Şanzımanı birleştirdik. Birleşmiş olduğunu buradan görebiliyoruz. Bakınız motorla şanzımanın birleştiği nokta. Tabii ki içeride tork konvektörüyle marş dişlisini birbirine sıkacağız. En son işlemlerden biri. Marş dişlisi geliyor daha sonra. Marş dinaması. Emni manifoldu derken önünü tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi araba dinlenme vakti. Araba böyle dursun. Aracı geriye iteceğiz. Liftimizi indireceğiz. Daha sonra aracı liftte alacağız ve kaldıracağız. Öyle işlemlere devam edeceğiz. Artık olması gereken konuma geldi. Liftle beraber aracı kaldırıyoruz. Artık işlemler burada devam edecek ve aracı çalıştırıp buradan bundan sonra çıkaracağız. Birçok işlemleri var. İndirelim. Evet, altına girdik baba arabanın. Evet. Şimdi çevreden başlıyoruz.
Kavuştuğunu çekeceğim. Çekeyim. Var abi. Evet, akşam mesaisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. En son motoru üstüne bindirmiş. Tork konvektörüyle marş dişlisini birbirine kavuşturmuş. Civatalarını sıkmıştık. Egzoz bölümleri var. Onun dışında çevre civatalarını sıktık. Kulakların sağlı sollu civatalarını sıktık. Bu bölümde ise babam klima kompresörünün 3 adet civatasını sıkıyor. Görmüş olduğunuz civatalar bunlar. Motor beynimizi takıyoruz. Tabii ki motor beyninden önce çok fazla çekmiyorum toplama aşamalarını. Altında bir plastik kutumuz var. Üstüne geçecek motor beyni. Motor beyni, ECU dediğimiz, EQ dediğimiz çok önemli kontrol bir parça. Ünitesi. Kontrol ünitesi, aynen öyle. Bütün komutu araç buradan alıyor. Fan olsun. Her şey yani. Bunu da saymaya gerek yok. Her şeyin elektriğini, komutunu buradan alıyor. Tabii ki tors civataları var. Onu sıkacağız. Aracın altını bir göstereyim. Herhangi bir yağ kaçağı kalmadı ama. Şöyle korumalarını da taktık arkadaşlar. Tabii ki benzinle yıkadık. Siz görmediniz. Onun için korumayda. Taktık, şimdi indirebiliriz. Marşına basacağız. Sizinle beraber dün bastık ama sizinle beraber basacağız. O yüzden sizlere de göstermek adına üstten de tamamladık. Üstü de gösterelim. Kısmi olarak aracımız tamam diyebiliriz. Ufak tefek işleri kaldı. Motoru bindirmiştik zaten. Motoru bindirirken de az çok gördünüz. Tabii ki cam önü plastiklerimiz var. Bazı plastik aksamlarımız var. Bu şekilde motor yerine konmuş oldu. Suyunu, antifrizini saf antifriz ve saf su koyduk. Bunun dışında Motul marka motor yağını koyduk. Bu şekilde arkadaşlar aracın marşına basacağız. Şöyle de bir görüntüsü var. Artık doldu orası. Ve aracın da kabortası indi diyebiliriz. Göstereceğiz. İşlemleri izlediniz. Umarım beğenirsiniz. Güzel bir çalışma oldu. Evet, aracımızı şimdi çalıştırıyoruz. Dışarıya aldık arkadaşlar. Bu dumanlardan korkmak gerekmiyor. Çünkü yıkanan yağın içinde, pasın içinde olduğu için bunlar zamanla bitecektir. Isındığı için egzoz bölümü özellikle de yağ oluyor. Benzinle yıkadık. Bunlar uçacaktır. Tabii eksiklikleri dediğim gibi hala devam ediyor. Plastikleri var. Boşta buralar var. Bazı yerler boşta. Kapağımız boşta. Tabi sıfır motor yapıldığı için arkadaşlar 1000 kilometre sonra, 1500 kilometre sonra tekrar yağ ve yağ filtresi aracın değişecektir. Bunu tekrar belirtelim. Bakın, gördüğünüz gibi biraz önceki dumanlar azaldı. Üstündeki o tel var. Yağın içindeydi o. Kaç gündür yağda duruyordu. Isındıkça da tabii ki buhar yapıyordu. Yavaş yavaş azaldı bu. Bakalım devir saatimizde veya gösterge panelinde bir ışık falan yanıyor mu? Bakalım ne yanıyor? Motor kaputu açık yazıyor. Emniyet kemeri yanıyor ve el freninin çekik olduğunu gösteriyor. Devir saatinde de herhangi bir problem yok. Şu an için gayet güzel gidiyoruz. Bu arada bildiğiniz üzere söküm aşamalarını izlediğiniz BMW'yi çalıştırdık. F20 Nido 13 motor. Şu an çalışıyor. Tüm kontrolleri tamam. Dumanlar çıkıyordu. Onlar da bitti arkadaşlar yıkandığı için. Mazotla, benzinle yıkadık. Bu yüzden her yerinde bir yağ kaçağı oluyordu. Yağ kaçaklarını temizledik ve herhangi bir sıkıntı yok. Bir kaçağımız da yok. Buna da değinmiş olalım. Şimdi arkadaşlar, gösterge panelinde herhangi bir sıkıntı var mı diye gösterge panelinin de testini yapalım.
Evet, bir sıkıntı yok. Bütün ışıklar yanıyor.